Liçaremin dadgeha cezai giran a Ankara'yı yanze rojnamegerin yanze ketkarin çapemeniye azat hatın darzandın u heşt rojnamegeran şeş salu se meh ceza girtin disa em bi bobelatek bi karestatek hukuki rubruman iro lve dere la amede lidiji ve hukuki u ve nehaqiya kuhati kirin ve ki çapemeniye azat lvir lidiji ve yeke emeda huyaniye çapemeniye bidin u lidiji ve yeke emeden gekhoa bilin bikin. Destrejiya daraz bin çavkirin u zekhti ya lidiji rojnamegeran devam dike. Bi taybet iktidar duhaze rojnamegerin kurd bireya darazi dorpeç bike u nehele bixebite. Bu operasyonun evdu salın bu avayeki sistematik denkirin polis biser mal usaziyen xabatkarin çapemeniye azat dedigirin. Dest zıxın ser ekipmanin van u rojnameger ten binçavkirin ten girtin. Jihayşte Hazirana 2020 duduyan hatan ha her ikim siv çar rojnameger jiber faaliyetin xoyin pişeyi hatın binçavkirin u girtin. Rojnameger ba avayeki nehek bi mehan dinava çar divaran da hata girtin. Faaliyetin pişeyin rojnamegeran jiber buhtanin şahidin eşkere ve şarti u bihinceta nuçeyin çekirine hatin kriminalize kirin. Veki devamiya veyeki cezayin giran jibo rojnamegerin le Ankara'yı da hatin darizandın hatin birin. Jiber faaliyetin van en pişeyi cezalvan hat birin. Bi çerçeve ale persina navenda ve Ankara 29 Cotmeha 2022 duyande Nuçegihan'ın ajansa Mezopotamya'yı diren yurtsever Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Zemo Akgöz, Udeniz Nazlım, Heruha, Nuçegihan'ın Jin Nüsi, Habibe Eren, U Öznur Değer, U stajyeri Maye Yeberi Mehmet Günhan hatın girtin u şeş mahan zedetir digirtige hedeman. Runiştina bir yare ya dozeya derbari rojnameger anda hatı bu vekirin hatlı darxistin. Di doza çaremin dadgeha cezayı giran a Ankara hat ditin de şeş sal u semeh ceza lidiren yurtsever Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Zemo Akgöz, Deniz Nazlım u Öznur Değer hat birin u rojnamegerin din hatın berat kirin. İktidari carek edine nişan da kubi destin darazi duhaze rojnamegeran bedeng bike. Duhazın rojnamegerin kurd nikaribin kari xabikin. Bin nişandana hinceta şahidin sıkte u jiber nuçeyin rojnamegeran çekirine nikare doz bevekirin u penaseya endamtiya rekhistine nikare bekirin. Biryarin ve doze peyama ger rojnameger mijarin mina haline çareseriya mesela kurd u tecrite binin roje ve win bin cezakirin dide. İktidar bidestin daraz ejimere u jihemu rojnamegeran redibeje nuçeyin derbari mesela kurd tecrit tekoşin ajınan unuçeyin tekildari kadın demokrasiye çeynekin. Emeji, veki rojnamegerin liser ve ahetişten emdibinin eme binivisin. Eme ve hakikati cihanere ragihinin. İktidar dibeje, nuçeyin gündiyin kuş helikopteri hatın avetin u işkence luan hatın kırın, nuçeyin komkujiya roboski, nuçeyin karesata agır, abdeste, Dedaşe pek hat unu çeyen derbare Musa Orhan e tecavüzi ipek erkir çeynekin. İktidar nahuaze rojnameger işkenceyin ligirtige han bibinin, binivisin, ubidin bihistin. Bi cezayin le Ankara ile heş rojnameger an hat birin duhazın ser hakikate bigirin. Em jilvir carek edine dikeyrin u dibejin, rojnamegeri nikare bedarizandın. Jissi sali zedetir eme veki rojnamegerin kurd li dijî bombekirin, li dijî qetilkirin u li dijî girtinê tucarî dev ji nivîsandina rastiyê bernedan. Eme veki rojnamegerin kurd li dijî vê biryarê jî gavê pêş de naavêjin. Eme di nava şert û merc û eme di nava her şert û mercî de nivîsandina rastiyê bidomînin.
Em bang li hemû rêxistinên pîşeyî û rojnamegeran dikin ku li dijî biryarên darazê yên rojnamegeriyê kriminalize dikin, bisekinin. Em bi hevre rûmeta rojnamegeriyê biparêzin, em bi hevre tê bikoşin. Gazetecilere yönelik baskı, gözaltı ve yargı tacizi devam ediyor. Özellikle de Kürt gazeteciler iktidar tarafından yargı kıskacına alınarak çalışamaz hale getirilmek isteniyor. Son iki yıldır sistematik olarak yapılan operasyonlarda özgür basın çalışanlarının kurumlarına ve evlerine baskınlar yapılıyor, ekipmanlarına el konuluyor ve gazeteciler gözaltına alınarak tutuklanıyor. 8 Haziran 2022 tarihinden bu yana en az 34 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı. Gazetecilerin tamamı haksız yere aylarca dört duvar arasında tutuldu. Haberleri ve gizli tanık, açık tanık iftiraları üzerinden hazırlanan iddianamelerle mesleki faaliyetleri kriminalize edildi. Tam da bunun bir devamı olarak Ankara'da yargılanan gazetecilere mesleki faaliyetlerinden kaynaklı ağır cezalar verildi. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Ekim 2022'de tutuklanan ve 6 ayı aşkın süre tutuklu kalan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Diren Yurtsever, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Zema Ağagöz ve Deniz Nazlım, Jinnifs muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer ile MAH'ın eski stajyeri Mehmet Günhan hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Diren Yurtsever, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Zemo Ağagöz, Deniz Nazlım ve Öznur Değer'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Diğer gazeteciler ise beraat etti. İktidar bir kez daha yargı eliyle gazetecileri susturmaya çalıştığını gösterdi. Özellikle Kürt gazeteciler mesleklerini yapamaz hale getirilmek isteniyor. Aksi halde uydurma tanık ifadeleri ve yaptıkları haberler gerekçesiyle hazırlanan bir davadan gazetecileri örgüt üyesi diye tanımlamak mümkün değildir. Bu davadaki kararla bizlere Kürt sorunundaki çözümsüzlük hali ve tecridi işleyen ve bunu gündeme getiren gazetecilerin cezalandırılacağı mesajı verilmektedir. İktidar yargı eliyle bize ve tüm gazetecilere Kürt sorunu, kadın mücadelesi, tecrit, demokrasi alanlarına dair haber yapmayın diyor. Biz de bu topraklarda çalışan gazeteciler olarak gördüğümüzü yazmaya ve tüm dünyaya bu hakikati duyurmaya devam edeceğiz. İktidar helikopterden atılarak işkence edilen köylüleri, Roboski katliamını, yangın faciasında DEDAŞ'ın rolünü, İpek Er'in uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğraması sonucu intihara sürüklenmesini, cezaevlerindeki işkenceleri görmeyelim, yazmayalım, duyurmayalım istiyor. Ankara'da 8 gazeteciye ceza ile hakikatin üstünün örtülmeye çalışıldığı ortadadır. Biz de buradan bir kez daha gazeteciliğin yargılanamayacağını aykırıyoruz. 30 yılı aşkın süredir bombalamalarla, katletme ve tutuklamalarla gerçeği yazmaktan bir an olsun vazgeçmeyen Kürt gazeteciler olarak karar karşısında da geri adım atmadık, atmayacağız. Gerçekleri her koşulda yazmaya devam edeceğiz. Tüm gazeteci ve meslek örgütlerini de gazeteciliği kriminalize eden bu yargı kararına karşı duruş sahiplenmeye çağırıyoruz. Hep birlikte gazeteciliğin onurunu koruyalım, birlikte mücadele edelim. Egemenlere ve onların emir kulu olan yargıya seslenmek istiyorum. Yıllardır gazeteciler üzerinde kurulan bu baskı ve zulüm politikalarıyla onları susturabileceklerinizi zannettiniz.
Ama gelin görün 30 yıldır 40 yıldır gazeteciler gerçeği yazmaktan imtina etmiyor. Yine de yazmaya devam edecekler. Onlar yazdıkça sizler koltuklarınızda otururken huzursuz olmaya devam edeceksiniz. Son olarak şunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazetecilik hapsedilemez. Erişali sen rojname geran her kuyduça berdavamdı be o pevajoyun kritik ta erişe her imazın te biser rojname geran ra. Evazi siyasete destilatdariye yajı avul veye. O nakhwaze rastiyen de siyaseti yeku dijberiya gel dijberiya demokrasiye uya mafi mirovan pektin beraya gıştirabeyin parvekirin. Le rojname gert bitu avay divi aliyada paş ve gavna vejin o rastiya jiyane çiye rastiya siyaseti çiye çi gendeli tekirin çi ne rasti de siyasete tekirin avaya jiraya gıştirab parvedikin. Ava du çen haftaya borida me doza Sinan Ateş dite. Dui doze da çe hatiye kırın, çe havayı destilatari nezike adalet edibe pır pır diyare. O damak umarım levi doze meze dike hevjina Sinan Ateş, Fatma Ateş bu kaya gote pevistiya me hemya be adalet heye. Dokuya ku pevist de betir destilatari ye AKP MHP u hemu pişkiriye wanaji pevistiya wan be adalet heye. O gusa kırne ku adalet edi kırne illegalize o be ser be ifadeyin şahadın nepeni dedin meşandın. Ev yacı jibo Türkiye karesata her meznece karesata siyaseteci karesata aboriye u cehemmu krizan mestire de adalet be rast kirin u ev adaleti be aliye dest rojnamegeran ve be xebatkar rojnamegeran ve be van ketkaran de be rast kirin em bu wana hemya bawerin em juandara serkeftine tuazin u em van erişazi şermezartikin. Özgür Bağsız.